Toplum olarak gezmeyi seviyoruz. Bizim biraz duyarlı olmamız lazım. Sorumsuz davranıyoruz, ben dahil. Ama mesela herkes hijyen konusunda dikkat etse bu kadar kişinin hasta olacağını düşünmüyorum. Ama vatandaşın hiç umurunda değil. Hiçbir şeyden de geri kalmıyor. Ülke genelinde günlük vaka sayısı 50 bini geçmiş durumda. Biz de Laf Sokak'ta ekip olarak Kayseri halkına bu konuyla alakalı neler düşündüklerini sorduk. Bakalım ne cevaplar aldık. Valla bu durumda ne düşüneyim? Yakın mesafe. Ben şimdi otobüste biniyorum, adam arkamdan öksürüyor, hüh diyor. Ben kafamı gözümü sarıyorum şundan. Atkıyla. Niye? Bulaşmasın diye. Ya böyle şey olmaz. Ya adam oturmuş bak görüyorsun yan yana dip dibe. Bu kadar şey olur mu? Tabii ki bulaşacak. Bundan bu hastalık. Maskesizler kalan ne diyeyim ki kalan. Onlar şaşırtmış. Şaşırtmış kalan. Ölümüne pençeleşecek onlar mecbur. Hani Allah onlara versin. Ben ne diyeyim yani, kimseye de istemiyorum bulaştığını da. Hani tedbir almazsan mutlaka bu bulaşır. Gelsin şimdi cumartesi pazar evden çıkmasın. Sokak sokakta polis gelsin. Onu istiyorum. Şimdi hadi bazı yerlere polis uğramıyor. Gel top oynuyor. Koca koca adamlar. Araba tamir ediyorlar. Sokağımda gece saat 12'ye 1'e kadar. Ben rahatsız oluyorum. Çünkü ben engelliyim. %78 engelli raporum var. Engelli raporum rahat edemiyorum. Sesten, gürültüden. Gece 11-12'ye kadar tamir yapıyor adam. Takır takır çekiş vuruyor. Ben Eskişehir Bağlarında oturuyorum. Ben kırsal bölge işte, oraya bak. Sabaha kadar takır eden top oynuyorlar. Düşüncemiz şu, herkes kendi çapında tedbir alırsa, düzenli yaparsa, zarar olmayan yerlere gitmezse, bu şekilde yaparsa biraz daha fayda olacağını düşünüyorum ben. Yeni yasaklar değil de bu gereksiz olan işlerde insanları biraz daha kısıtlamak gerekiyor. Bu doğru yani. Yani yalnız bizim tedbir almamız hiçbir değişmiyor. Alışveriş yerleri, farklı yerler hep insanlarla dolu. Ben günlük Atatürk'e çok gidip geliyorum mesela. Bir kişi geliyor, yanında da üç kişi geliyorlar. Bunlar gereksiz bence yani. Dikkat etmek lazım. İnşallah daha sağlıklı günler bekliyor bizi. Ama birlikte olacak bir şey bu. Şimdi doktorların da basında ve görsel medyada da şey yaptığımızda duyduğum duyumlarımıza göre hocalar sürekli uyarıyorlar. Yakın temastan, maskeden, hijyenikten bahsediyor ama genelde toplum olarak bunlar hiçbirine uymuyoruz. Yine televizyon seyrettiğimiz kadarıyla parti düzenliyorlar. Uyum sağlayan bundan dolayı, yeterli kişi dikkat edilmediğinden dolayı pandemi artıyor. Tek neden bu. Yeni yasaklar gelirse caydırıcı olur ama yine bizim insanlarımız yasaya uymuyorlar. Yani vatandaşta da biraz dikkatsizlik var yani bu konuda. Niye diye. Maske, mesafe, temizlik şartlarına uymuyorlar. Bir de kalabalık çok, işi olan da geliyor, işi olmayan da geliyor. Bir bankaya gideceğim diyor, örnek veriyorum. İnternetten yapabilir bunu. Ama çok kalabalık, aşırı kalabalık. Bununla bir tedbir alınması lazım. Marketlerde olsun, diğer mağazalarda olsun, alışveriş merkezlerinde olsun. Örnek veriyorum, kapalı çarşıdan geliyorum şimdi. Acayip yoğunluk var, acayip kalabalık var yani. Vatandaş para yok diyor ama hiçbir şeyden de geri kalmıyor. Kalabalıktan da geri kalmıyor. Biraz kendimize çeki düzen verirsek, şöyle 15 gün, 20 gün evde durursak veya bir ay evde durursak bu vaka sayısı azalacağı kanaatindeyim ve hatta biteceği kanaatindeyim. Ama vatandaşın hiç umurunda değil. Hiçbir şeyden de geri kalmıyor. Tramvaylara biniyorsunuz bugün, doluluk hat safhada. Bunlara bir tedbir alınması lazım, bir önlem alınması lazım. Ya, bu vakaların artış sebebinin herkesin dışarıda olduğunu düşünüyorum. Ama mesela herkes hijyen konusunda dikkat etse bu kadar kişinin hasta olacağını düşünmüyorum. Herkes dışarıda geziyor, kongreler düzenleniyor ama üniversiteler açılmıyor. O konuya da değinmek istiyorum. Üniversitelerin artık açılmasını istiyorum. Aşılanacaksa herkes aşılanmaya başlanmalı. Çoğu kişiye daha aşının ulaştığını düşünmüyorum. İkinci doz ne zaman gelecek? Üçüncü doz ne zaman gelecek? Diğer vatandaşlara sıra ne zaman gelecek? Çok merak ediyorum. Bir an önce bu konulara değinilmesini istiyorum. Arkadaşlar lütfen çok fazla dışarıda bulunmayın. Korona artmaya başladı. Lütfen dikkat edin hepiniz. Toplum olarak gezmeyi seviyoruz. Kafelerin açılmasıyla birlikte insanlar da evden sıkıldığı için genellikle arkadaşlarla buluşmak için, gezmek için dışarıya çıkıyor ve tedbirlere uymuyorlar. İşte maskeyi takmıyorlar ve cezalar da bu yüzden artıyor. Buna bağlıyorum ben. Kişisel hijyene dikkat edilmesi gerekiyor, etmiyorlar gördüğüm kadarıyla. Bu kadar. Sizce yeni yasaklar gelmeli mi? Bence gelmeli, evet. Yani yasak saatleri biraz daha erkene çekilirse daha tedbirli olacağını düşünüyorum. Yeni yasaklar neler olmalı?
Yeni yasaklar neler olmalı? Mesela 9'da başlayan yasağı 8'e ya da 7'ye alabilirler. Zaten Ramazan da gelmesiyle birlikte daha erken çekilmesi makul olur, mantıklı olur. Onun dışında pek bir şey olacağını zannetmiyorum. Aynıları devam eder. Kızıyorum, insanlarımıza kızıyorum. Çünkü sorumluluk sahibi değiller. Sorumluluklarını bilmiyorlar. Özellikle ev oturmaları, akraba gezmeleri bu aralarda çok oluyor. Ona kızıyorum. Bizim biraz duyarlı olmamız lazım. Sorumsuz davranıyoruz, ben dahil. Bugün mecburiyetten çıktım. Ben aylardır evden çıkmadım dışarıya. Yani insanların da biraz daha duyarlı olması gerekiyor. Halkımızın olması gerekiyor. Gene kendi iyiliğimiz için. Okullar kapanmalı. Çocuklar çünkü çok bilinçsiz davranıyor. Okullar kapansın. Bazı iş yerlerinde çok kalabalık var. Özellikle lokantalarda. Gelirken gördüm öğle saati. Her taraf açık ve üst üste tıklım tıklım yemek yiyorlar. Bunlar da doğru değil. Biz bunun sonucuna nasıl elde edeceğiz? Belki şu bir ay Ramazan'da evde dursak hepimiz acil durumlar dışında belki birazcık önlenir. Aşı şart tamam yapılacağız ama ona da sıra gelmiyor. Hani aşı da yok. Biraz biz kendimiz elimizle ediyoruz. Bu duruma biz bile bile geliyoruz. Bilinçsiz davranıyoruz, duyarsız. Böyle diyeceğim.